Şimdi biz programa girdiğimizde öncelikle girişte şifremiz 1 olarak geliyor. Biz 1'e basıyoruz ve giriş tuşuna bastığımızda ekranımız açıldı. Burası şu an satıcı hazır ekran ve en altta da satış fişi diye şurada görebiliyoruz. Ama biz önce bir stok nasıl açılır onu görelim. Stok bölümüne geliyorum. Ekle diyorum. Boş bir ekran geldi. Barkodu otomatik verdi. İstediğim numarayı ben de verebilirim. İsmini yazıyorum. Örneğin ne olsun stoğumuz? Kalem olsun. Büyük harfle yazıyorum. Sonra kalemin 10 TL'ye satacağımı, 5 TL'ye de alacağımı belirtip kaydet diyorum. Şu an kalemi kaydettim ve bitti. Bir başka ürün ekliyorum. Örneğin silgi diyorum. Bunun da fiyatını geliyorum. Diyorum ki 5 TL'ye 3 TL diyorum. Bunu da kaydediyorum. İki tane ürün kaydetmiş oldum. Stok kaydetme bu şekilde. Ama biraz sonra biz şeyi de göreceğiz. Hangi gruba kaydedeceğimizi. Hangi gruptan, o kısa yollardan nasıl basacağımızı da göreceğiz. Ürün kaydetme genel haliyle bu şekilde. Şimdi bir cari kaydetmeyi göstereyim. Cariye bastım. Ekle dedim. Boş bir cari geldi. Cemil dedim. Burada da istediğim bilgileri yazıyorum ve kaydet tuşuna basıyorum. Şu an Cemil diye bir cari oluşturdum. Cari eklemek de bu kadar kolay. Şimdi satış yapalım. Herhangi bir ürünü okutarak satıyorsak sadece barkodları okutmamız yetiyor. Şu an ürünler geldi. Toplam durumumuz bu. Biz şimdi burada cari bölümüne gelip Cemil'i seçersek Cemil'in hesabına bunu nakit olarak da satabiliriz. Kredi kartıyla da satabiliriz. Cari olarak da satabiliriz. Cari seçmeye bastım. Bana limiti yetersiz dedi. Çünkü burada demişiz ki Cemil'in bir limiti var. Limiti devre dışı bırakabiliriz veya limitini yükseltebiliriz. Örneğin Cemil'in limiti 1000 TL olsun. Artık 1000 TL'ye kadar bize sormayacak. Bitir dediğimizde, cari dediğimizde direkt cari hesabına işledi ve Cemil'in bu kadar borcu var. Peki Cemil'e satışı yaptık. Aynı zamanda alışı nasıl yapıyoruz? Aynı mantık. Buradan alış faturasına geliyorum. Ürünleri okutuyorum. Artık alış fiyatları geliyor karşıma. Buradan da yine cariyi seçip, hangi cariden aldıysanız onu seçip, bitir dediğimizde bize ödemeyi soracak. Buradan da yine cari nakit kredi kartı deyip direkt kullanabiliriz. Alış faturamız da bu şekilde. Şimdi peki kısa yolları nasıl oluşturabiliriz? Yani biz buraya kısa yolu oluşturmak için yapmamız gereken menüden grupları seçmek. Burada hangi grupları ekleyeceksek ekle deyip grup seçebiliriz. Ekle dediğimde karşımıza grup geliyor. ABC grubu olsun. Hızlı tuşlarda çıkıp çıkmayacağını burada seçiyorum. Bir de gelip buradan ana ekrandan, stok bölümünden o seçtiğimiz ürünün ya da en son yaptığımız ürünün, bakalım en son yaptığımız ürünü bulalım. Bizim girdiğimiz ürünler sırasına girmiş olacak. Şimdi silgiyi biz test grubuna almıştık. Şimdi en son açtığımız ABC diye bir grup vardı. ABC grubuna gelip kaydettiğimizde artık hızlı tuşlarda ABC grubunda bu görünmüş olacak. Şimdi istersek grup ismini buradan da tanımlayabiliriz. Varsayılan diye bir boş alan var, buraya ekleyebiliriz ürün ekle deyip. Buradan da ABC ürünümüz neydi? Silgiydi. Silgi geliyor. Silgiyi seçtim. Artık varsayılan grubunda veya istediğimiz ürün grubunda tıklayarak satış yapabiliriz. Burada bizim demin kaydettiğimiz silgi burada. Bastıkça da bunu kaydedebiliriz. Şimdi bu ürüne bir fotoğraf ekleyelim. Sağ tuşa bastığımızda resim ekle diye bir tuşumuz var. Bakın. Resim ekle dediğimizde hangi resmi ekleyecekseniz masa üstüne geliyorum. Buradan bir tane resim ekledim. Artık bu resim bizim için geçerli. Biz bu resme bastıkça satışımız burada artmış olacak. Şu an tasarım bölümündeyiz sanırım. Evet. Dizayn modundayız. Tamam. Şimdi bir ürüne bastık. Bakalım geliyor mu? Geliyor. Şimdi bizim demin eklediğimiz silgiye bastık. Silgi evet ekleniyor. Biz göremiyoruz. Miktar olarak orada artmış oluyor. Satışımızı bitirdik. Parakende olarak bitirdik. Tamam dedik. Tekrar bastık. Bastıkça oraya silgi gelmiş olacak. Okuttukça barkodlu ürünümüz gelmiş olacak. Satışı da nakit veya kredi kartıyla buradan direkt nakit dedik, bitirdik. İstersek fişimizi de yazdır deyip yazdırabiliriz. Evet, şimdi de stok raporunu almak istiyoruz. Getir dediğimizde bütün stoklarımız karşımıza geliyor. Elimizde ne kadarlık stok var, değeri nedir burada görebiliyoruz. İstiyorsak arayabiliriz. Örneğin kalem ürünü bulmak istiyorum. Yanlış yazdıysam yanlış gelir. K-L-E-M. Sadece kalem geçenler gelecek karşımıza. Bakın kalem geçenler karşımızda. Bizim eklediğimiz ürün de orada. Ya da silgi dersek silgi gelecek. Aynı şey cari için de geçerli. Şu an silgi geldi. Bitiriyorum. Cari bölümüne gelip cari raporumuzu da buradan alabiliriz. Buradan örneğin Cemil olan gelsin dersem içinde kaç tane Cemil varsa Cemil'le ilgili bakın borcumuz alacağımızı burada görebiliyoruz.